gelinler eşlerine yemedikleri hangi yemekleri yemeyi başarmışlar, yedirmeyi başarmışlar? Bakalım. Yani siz yedirememişsiniz, onlar yedirmiş. Onlar yedirmiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eşinizin evlenmeden önce yemeyip sonra sizle birlikte alıştığı yemek var mı? Benim eşim bekarlığında hiç ceviz yemezmiş. Yani dilimi böyle tuhaf yapıyor diye yemiyordu. Ben ufaktan böyle işte kek yaptığımda attım içine. Bir oldu, iki oldu. Yemeye başladı yani. Hatta çayın yanına bile veririm yani. Evet, hanım köylü olmuş demek ki benim oğlan. Aa, ne alakası var canım? Ceviz yemek değil ayrıca. Ceviz yemiyordu, diline alerji yapıyordu. Gelin bunu başarmış. Nasıl başarmış bilmiyorum. Aferin, vitaminli, iyi bir şey yedirmişsin. Tamam, yemiş de. Deseydi ben daha mutlu olurdum. Sonuçta vitamindir, hani besin deposudur ceviz. Kek yapıyorsun, içinden ayıklayıp yiyordu. Tatlı yapıyorsunuz, üstüne döküyorsunuz, anne kesinlikle verme diyordu. Acaba toplayıp çöpe falan mı atıyor çaktırmadan? Yo. Elif'e. Aferin Elif kızım, takdir ederim. Ne güzel oğlumuza bakıyorsunuz. Evet. Ama bizim afiyet olsun ama. Bize böyle tebrik edecekleri ne, bir de hesap soruyorlar. Ben takdir ettim seni. Gerçekten yemediği şeyi yedirdin ya. Evet. Gerçekten takdir ettim. Evet. Çiğdem Hanım, siz ne diyorsunuz? Şimdi yemiş, ne diyeyim artık? Yemiş geçmiş. Diyecek bir şey yok. Çok bozuldu bence. Sarmaya başladı. Bayağı bozuldu yani. Başlarda Fatih Bey. Bayağı bozuldu. Bayağı bir bozuldu. Neden diyeyim? Vallahi bozuldu. Hayır, bizler de ana evladıyız. Yani oğullarını niye böyle hani kenara çekiyoruz? Size bir şey mi dedik? Şu anda çocukları konuşuyoruz yani. Bence annelere nazları geçiyor, yemiyorum diyor. Evet. Anne kalkıyor, ona acele başka şeyler hazırlıyor. Önüne getiriyor. Eşine söylediği zaman yemiyorum, işim var git yap ye diyordur diye. Mecburen yiyorlar. Bence eşler sevgiyle, aşkla yaptığı için daha güzel, daha lezzetli yerler yapıyor. Cevaptaya sunumu daha güzel geliyor önlerine, hoşlarına gidiyor. Güzelim, sen eşini ne kadar seversen sev, bir anne kadar sevemezsin. Ya kendi eşlerinize yedirmediniz mi? Tabii ki yedirmişizdir. Yani. Sevmediği şeyi yedirmişizdir. Sevmedi, yediremediği şeyleri siz yedim. Onlar da yedirmişiz. Yani yedirmekten ziyade de belli bir yaştan sonra damak zevki de değişiyor. Evet. Ondan da yemiş olabilirim.